20, 20. Dur. Gökhan Erbakan'ın kaçırsın Gökhan. İneceği yere bak, ineceği yere bak. Sana kurak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e sunduğu ana vatana bağlılık mesajının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın temsilen gelen Genel Sekreter Sayın Necmet Bektürüz'e taslimi. Bu mesajımızı Kıbrıs Türklerinin ana vatanlarına olan bağlılığının, şükran duygularının bir ifadesi olarak vermenizi sizden rica ediyorum. Sağ olun. Allah Allah. Türkiye Cumhurbaşkanlığı temsilen gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Necdet Seçkinöz tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in mesajının Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Rais Denktaş'a taslimi. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in zaten bize Kıbrıs Türk halkına iyi niyet mesajlarını takdim ediyorum. Değerli Orgeneralim, Kıbrıs'ta görev yaptık. Kıbrıs'ın davasını, Kıbrıs halkının ana vatana bağlılığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu kadar tüm Türk ulusuna şükran duygularını çok iyi bilmektesiniz. Sizi bu mutlu günümüzde yeniden aramızda görmenin gururunu, huzurunu ve sevincini taşımaktayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki kahramanlığını, insanlığını gün be gün 20 Temmuz biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gölgesi ve koruması altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu hür topraklarında halkımızın ebediyen hür ve mesut yaşamasıdır. Bu duygularla bu bağlılık ve şükran mesajımızı Sayın Genelkurmay Başkanı'na tevdi etmenizi rica eder, saygılar sunarım. Evimizin bahçesinden ilk senin mavileri, senin gözüklerini gördüm. Kış gecelerinde senin uğultunu işittim. İlk tanıdığım deniz sensin. Ey benim vatanımın denizi, ne kadar güzelsin. Evet, bu vatan güzel. Yeşiliyle, mavisiyle, dağıyla, taşıyla, insanıyla güzel. Şimdi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın bu güzel günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Sayın Rauf Rais Denktaş'tan dinliyoruz. Değerli kardeşlerim, kurtuluşumuzun 22. yılında gönülden bağlı olduğumuz ana vatanımızın mümtaz temsilcileri ve hayatımızı, varlığımızı, hürriyetimizi borçlu olduğumuz Türk askerinin, Türk ordusunun temsilcileri ve varlığı ile birlikte kutlamaktayız. Meclis temsil edilmekte. Cumhurbaşkanının temsilcisi aramızda. 22 yıl önce Kıbrıs'ı zulümden kurtarma kararını veren Sayın Erbakan Başbakan olarak ilk ziyaretini bu mutlu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış bulunmaktadır. Bu anlamlı ve tarihi ziyareti için
biz nasıl biliyorsak, onlar da o karar verilip uygulanıncaya kadar Türk Türk'ünün yaşadığı hayatı, vecahatı çok iyi bilmektedirler. Aldıkları kararın insanlığa ve demokrasiye hizmet olduğunu bilmektedirler. Bugün bunu bizimle birlikte yaşıyorlar ve emeği yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, çok kısa hatlarla 1970'lerde kadar olan hayatımızı hatırlatmak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Çünkü 1974 20 Temmuz'undan bu yana elde etmiş olduğumuz her şeyin kıymetini ancak ve ancak o günleri unutmakla takdir edeceğiz. Güneyde köylerimiz vardı ama bizim değildi, gelmezdi. Güneyde çiftliklerimiz vardı ama bizim değildi, ruhlar ekip biçiyordu. Güneyde insanımız vardı ama hayatını her gün ve her saat evok acılara ve ruhlara karşı korumak mecburiyetindeydi. Yollar bizim değildi, hava meydanı bizim değildi, divanlar bizim değildi. Türkiye'nin gönderdiği Kızılay yardımlarıyla ayakta duruyordu ve dua ediyordu. Gelsinler ve bizi kurtarsınlar. Kim? Ana vatandaki kardeşlerimiz, ana vatanımız. Bizim kökümüz, kökenimiz. Gelsin ve kurtarsın bizi. Çünkü başka türlü kaderimiz, büyük Türklerinin kaderi gibi kalın edilmiş. Tamam. Yok edilecek başka bir şey için birlikte müze haline çevirdiğimiz ilk okullarımızı gelsin. Gelsin birlikte atlara, Murat Aray'a gidelim. 16 günlük bebekleri, 90 yaşındaki insanları nasıl kurşuna dizdiklerini, niçin dizdiklerini görsün ve biz kendisinden gel şu anlaşmayı yapalım ve bitirelim. Bizim sizden istediğimiz bir şey yoktur. Sizden istediğimiz tarihi ve ahdi haklarımızı, eşitliğimizi, egemenlikteki haklarımızı, Türkiye'nin garantisinin ve ihtiyaç anlaşmasının devam edeceğini, iki kesimliliği delip eşit etmeyeceğinizi kabul et. Bunlar Birleşmiş Milletler'in belgelerinde de tescil edilmiş olaylardır. Bunları kabul et ki aramızda yeniden işbirliği köprüleri kurulabilsin. Aksi takdirde Avrupa Birliği yolu ile Kıbrıs'ın mührünü, Kıbrıs'ın tapusunu alacağınızı sanıyorsanız bunun mümkün olmadığını ve olmayacağını artık bilmeniz lazımdır. 3-4 kez savaş açtınız. Hepsini de kaybettiniz. Buna rağmen biz iyi niyetle zeytin dalını uzattık. Zeytin ağacını uzattık ama hala görmek istemiyorsunuz. Hala Kıbrıs'ın meşru hükümeti yalan arkasına saklanarak bizi Türkiye'den, ana vatandan koparacak, ayıracak tehditler ve oyunlar peşinde koşuyorsunuz. Bugün Sayın Erbakan'ın o günkü kararı alan arkadaşlarıyla birlikte aramızda olması zannedersem size en kıymetli barış mesajını vermektedir. O da şudur. Kıbrıs'ı Yunan yapma eyleminden vazgeçiniz ve Kıbrıs Türklerini Türkiye'den ayırabileceğiniz düşüncesinden de vazgeçiniz. Bunlar barışa aykırı bir şey değildir. Enosis'ten Kıbrıs'ı bir Rum arası Rum Cumhuriyeti yapmaktan vazgeçme ve vazgeçtiğinizi Türk halkına bildirme, gösterme barışın gereğidir. Bunu yapınız. Silahlanmaktan vazgeçiniz. Silahla hiçbir yere varılmaz. Silahla barış yapılmaz. Barış kalemle yapılır. Kağıtla yapılır, akılla yapılır. Geliniz akıl yolunda barışı birlikte yapalım. Birlikte yapalım ki çocuklarınız ve torunlarınız birbirlerini Kıbrıs'ın düşmanı olarak bilmesinler. Kıbrıs'ı müşterek vatan olarak
olarak görsünler, kabul etsinler ve dost olsunlar. Kimse düşmanlık konuları yaymaktan vazgeçsin. Liderlik Kıbrıs'ı Yunan yapma siyaseti üzerine seçim kazanma yoluna gitmesin. Masada barışı sağlayabileceğimiz bütün parametrelerin olduğunu kaç defa söyledim. Gelmiyorsunuz. Çünkü Avrupa Birliği kapısından girdiğiniz takdirde Kıbrıs'ın kapısını alacağınızı ve bizi Türkiye'den kopartacağınızı, Türkiye'nin anki haklarını da ortadan kalkacağını hesaplıyorsunuz. Yanlış hesaptır, Bağdat'tan dönecektir. Yapmayınız, bu yollardan vazgeçiniz. Bugün bizim size mesajımız barışçı bir mesajdır. Sayın Erbakan'ın buraya gelişi barışı perçinlemek içindir. Dostluğu perçinlemek içindir. Türkiye sizin düşmanınız değildir. Türkiye ile dostluk size çok şeyler kazandıracaktır. Yunanistan'a çok şeyler kazandıracaktır. Türk düşmanlığı ile İzmir'e, Ankara kapılarına kadar gidildi. Türk düşmanlığı ile Kıbrıs kaç kez hallaç pamuğu gibi atıldı. Netice nedir? Netice Türkiye'nin biraz daha güçlenmesi, Türkiye'nin biraz daha bu topraklarda hak sahibi olması, tarihi haklarını daha da derinliğine vurgulamasıdır. Vazgeçiniz. Geliniz Kıbrıs'ı Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü yapalım. Geliniz Kıbrıs'ta insanca yaşayalım. Kıbrıs her iki halkı da iki kesimli bir ortamda yaşatacak, var edecek, müreffeh kılacak durumdadır. Geliniz enerjimizi bunlara harcayalım. Size çağrım budur. Yoksa bizim kimseye ihtiyacımız yoktur. Ana vatan bize yeter. Ana vatanla el birliği ve iş birliği içerisinde sizin aleyhinize açmak istediğimiz yolları muhakkak kapatacağız. Ve muhakkak daha bahtiyar, daha müreffeh, daha güzel ve daha iyi olacağız. Bu düşüncelerle bugün şehit ailelerimizi hürmetle ve saygıyla anıyorum. Gazilerimizi yürekten duygularla selamlıyorum. Şehitlerimizin ruhuna fatihalar sunuyorum. Allah milletimizden, Türkiye'mizden razı olsun. Sayın Erbakan, tekrar hoş geldiniz. Bize güç verdiniz. Sağ olun, var olun. Şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Necdetin Erbakan konuşmalarını sunacaklar. Çok muhterem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Beyefendi, kıymetli misafirler, çok aziz Kıbrıslı kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, sevgiyle kucaklıyorum. Bugün bu bayram gününde siz kıymetli Kıbrıslı kardeşlerimle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor. Bundan tam 22 yıl evvel Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını veren hükümetin başbakan yardımcısı olarak o hükümetin bakanlarıyla beraber ve aynı zamanda da ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi, Genelkurmay Başkanımızın temsilcisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil etmek üzere bugün hep beraber huzurlarınızda duymak bizim için son derece mutlu bir andır. Bütün birlikte geldiğimiz anavatan mensubu kardeşlerim adına hepinize candan sevgilerimi sunuyor. Bildiğiniz gibi ülkede yeni bir hükümet kuruldu. İnşallah bu hükümetimiz sadece Türkiye'deki 65 milyon kardeşimizin değil, aynı zamanda ana vatanın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs'taki kardeşlerimize her bakımdan hizmet etmeyi kendisinin baş vazifesi, kuruluş
ilki saymaktadır. Sizi yeni hükümetimiz adına candan kucaklıyor ve yeni hükümetimizin kurulmasının hemen arkasından ilk yurt dışı gezimizi kardeş vatanımız Kıbrıs'a yapmış olmanın esasen bizim için bir vecibeydi, bir mecburiyetti. İşte o vazifeyi bugün huzurlarınıza gelip sizi kucaklayarak ifa etmiş olmaktan dolayı sonsuz bir bahtiyarlık duyuyor. Çok aziz ve muhterem Kıbrıslı kardeşlerim, bu mutlu güne ulaşmamız hepimizin bildiği gibi kolay olmamıştır. Bugünlere ulaşıncaya kadar başta Kıbrıslı mücahit kardeşlerimiz olmak üzere ana vatanın evlatlarına katkısıyla adada hakkın korunması, huzur ve barışın temini için uzun yıllar gayretle büyük mücadeleler verilmiştir. Her şeyden evvel bu mücadelelerde şehit düşen bütün şehitlerimizi böyle bir bayram gününe rahmetle anıyorum ve bütün gazilerimizi saygıyla selamlıyorum, kendilerine hürmetlerimi sunuyorum. Çok aziz ve muhterem Kıbrıslı kardeşlerim, İnşallah önümüzdeki dönem parlak olacaktır, mutlu olacaktır, sevinçli olacaktır. Ben inanıyorum ki uluslararası anlaşmalara uyulmak üzere kardeş vatanımız Kıbrıs'taki hakların korunması için ana vatan olarak bundan 22 yıl önce üzerimize düşen barış harekatı görevini yaptıktan sonra artık adada sürekli barış tesis etmiştir. Bundan sonraki günlerimiz inşallah çok daha güvenli, çok daha mutlu olacaktır. Ben bugün huzurlarınıza ana vatanın her zaman Kıbrıs'la beraber olduğunu göstermek için bilhassa geldim. Bundan siz ve bütün dünya emin olsun. Çok aziz ve muhterem Kıbrıslı kardeşlerim, hepimizin bildiği gibi dünya camiasının bazı üyeleri ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'taki gerçeği görmekte geri kaldılar. Ama geçirilen bütün tecrübeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne kadar savunduğu prensiplerin ne kadar haklı olduğunu tekrar tekrar apaçık ortaya koymuştur. İşte bundan dolayıdır ki artık bütün dünya uluslarının Kıbrıs gerçeğini doğru olarak göreceklerine emin. Kıbrıs'ta iki ayrı toplum vardır, iki ayrı demokratik kuruluş vardır, iki ayrı devlet vardır. Bizim Kıbrıs'ta istediğimiz huzur ve barıştır. Bu iki ayrı toplumun kendi bölgelerinde huzur ve barış içinde yaşamaları, kendi ülkeleri ve halklarının kalkınmalarına hizmet etmeleri ve kendi aralarında da tam bir kardeşlik ve barış içinde yaşamalarıdır. Bundan dolayıdır ki nasıl demin muhterem Cumhurbaşkanı Sağuk Rauf Denktaş Beyefendi gerek Kıbrıs Rum cemaatine ve gerekse Yunanistan'a seslendiyse ben de kendilerine kardeşlik ve barış duygularıyla bu güzel bayram gününde sesleniyor. Gelinin komşular olarak kardeş olalım, barışın imzali olalım, samimiyetle, sevgiyle bir arada yaşayalım. Bu barışı bozacak hareketlerden kaçınalım. Güney Kıbrıs'ın bir takım silahlarla doldurulması kanaatimce son derece yanlış bir davranıştır. Bunların hiçbirine lüzum yok. Çünkü Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Devleti'nin de hiçbir komşusunun başka hiçbir ülkenin zerre kadar ne toprağında gözü vardır, ne onların kalkınma hamlesine yardımcı olmaktan başka bir düşüncesi var. Barış içerisinde yaşayalım, birbirimizi lüzumsuz yere tahrik edecek,
hareketlerden kaçınalım, gerçekleri görelim, bir arada huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayalım. Çok aziz ve muhterem Kıbrıslı kardeşlerim, bilesiniz ki Türkiye'de kurulan yeni hükümet, gecesini gündüzüne katmış, ana vatandaki 65 milyon insanın beklediği hizmetleri yapmak için seferber olmuştur. Bugüne kadar hükümete başlar başlamaz yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz açık bir gerçek odur ki 65 milyonluk Türkiye güçlü bir ülkedir, zengin bir ülkedir. İnşallah çok kısa bir zamanda güçlü Türkiye'yi, zengin Türkiye'yi hep beraber göreceğiz. Ana vatanın güçlü ve zengin olması Türk Cumhuriyeti'nin de güçlü ve zengin olması demektir. Nasıl bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik kalkınmasını yapmak ana vatan için her yönden bu hedefe hizmet etmek bizim için bir görev olmuşsa bundan sonra bilesiniz ki bu görev çok daha büyük bir aşkla azimle yerine getirilecektir. Bir yandan ana vatan hızla kalkınırken Kıbrıs'ımızda da bütün ekonomik meseleler kısa zamanda büyük bir hızla yerine getirilecektir. Demin Girne'den gelirken ovalarımızın hala sulanmadığını gördüm. İnşallah ovalar hepsi yakında bu mevsimde bile yemyeşil, dünyanın en güzel ovaları olarak, en güzel mahsul edilen ovalar olarak canlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizdeki bütün ekonomik faaliyetleri destekleyeceğiz. Burada esnafımızın, köylümüzün, emeklimizin, yoksullarımızın her için refah seviyesini yükseltmek için hazırlanmış olan projeleri daha da güçlendireceğiz ve bu adımları hep beraber aşkla, şevkle birlikte atacağız. Çok aziz ve muhterem Kuzey Kıbrıslı Türk kardeşlerim, bu mutlu gününüzde sizinle beraber olmanın büyük bahtiyarlığına bir kere daha şükrediyor. Huzurlarınızda şimdi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak bulunmak, her şeyden evvel size olan sevgimizin artık yavru vatan Kıbrıs'a yapacağımız bütün hizmetlerin çok daha büyük bir hızla artacağının bir işaretidir. Bu aşkla, bu şevkle huzurlarınıza geldik. Bu bayram inşallah önümüzdeki parlak dönemin yepyeni bir bayramıdır. Bu inançla hepinizi bir kere daha muhabbetle kucaklıyorum. Hepinize bir kere daha 65 milyonluk büyük, güçlü Türkiye'nin sadece Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu'da değil, Kıbrıs'ımızda da barışın teminatı olduğunu hepinize inançla ifade ediyorum. Sizinle beraberiz. Her zaman yanınızdayız. Bizle beraber olarak aydınlık günlere yürüyeceğiz. Bir kere daha Kıbrıs Barış Harekatı'nın bütün şehitlerini huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Bütün gazilerini bir kere daha alınlarına döküyorum. Ve Kıbrıslı kardeşlerim olarak sizi muhabbetle kucaklıyorum. Bundan sonraki bayramlarınızda çok daha mutlu günlerde kucaklaşmak üzere şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Benim mavi göklerimi hatırladığım zamanlar yüreğine bir hüzün çöreklenecek, biliyorum. Ağlamak isteyeceksin, olmayacak. El oğlu ağlamaz derdinim. El oğlu bu mavi gökleri bilmez. Türk Hava Kurumu'nun görkemli paraşüt dansını gösterilen izleyeceksiniz.
Şurayı boşaltıyorum. Evet, bakın şuraya. Evet, bakın şuraya. Evet, bakın şuraya. Elinizin bahçesinden ilk senin mavilini, senin köpüklerini gördüm. Kış gecelerinde senin uykunu işittim. İlk tanıdığım benim sensin. Ey benim vatanımın denizi, ne kadar güzelsin. Ahmet, şu tarafa bak, şu tarafa. Gel, çık. Sen benim doğduğum diyarsın. Gördün mü Cello'yu da? Babamın, ananın doğduğu diyar. Adım gezdim üzerinde, Bursa'dan Bafa kadar. Sen bir adasın aşkımızın, mavilikler ötesinde bir karasın. Limason! Atatürk Meydanı'na çıkar karşındaki geniş cadde. Bir ulusal zümre, geç bakalım bu yoldan. Ne mümkün yürüyebilsin insan, ne mümkün gökyüzünü görebilsin. Dalgalanır gelincik tarlası gibi. Her evde, her adımda, her yanda ay yıldızı bayraklar. Sayın Başbakanım, tekrar alabilir miyiz? Çekemedik. Thank you.
Vatan. 20 Temmuz Zaferi, tarihin altın sayfalarına kendileriyle yazan Kahraman Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı. Thank you.
öğrenciler. Örnek aldık sizleri. Andınız, andımızdır. Yaşatacağız bu eseri. Karşılığım altında hizmet seni bizi candan sevene. Selam sana ey ana vatan. Yaşıyoruz el ele. Türk oğlusun, ömür ki senindir bu topraklar. Bilirsin, bu diyarda nice şehitler yatar. Güvenliğin merkezi, vatan sana minnettar. Kudurda, siperlerde bükülmez dileğimsin. Gözüm arkada kalmaz, canımsın, yüreğimsin. Vatanımın bekçisi, yıkılmaz direğimsin. Düşman, güvenliğin merkezi, vatan sana minnettar. Altyazı M.K.
Burada biliyor musun? Buyur abi. Ya. Arkadaşlar bu arabalar pardon. Bu arabalar şu barış harekatıyla sağlanan huzuru kökleştirecek, kalıcı bir uzlaşmaya yanaşacak yerde kol eşer istiraflarını doyuma ulaştırmayı ısrarla ve her türlü yöntemle denemeyi tercih ediyor. Megalotide'ye takıntısından kaynaklanan bu istirak, ellenik egemenliği tüm araya yaymayı öngördü. Şu anda denenmekte olan entika, Türkiye'nin henüz üye olmadığı Avrupa Birliği'ne tek yanlı olarak girmek ve böylelikle Yunanistan'la bütünleşmeyi bu çatı altında gerçekleştirmek. Rum-Yunan ortak savunma topluluğu çerçevesinde yeni boyutlar kazanan Rum silahlanması ve Rum-Yunan askerler işbirliğiyle bu entikacı girişimlerin kaba tehdidi ve sarkacı olarak gündemdedir. Bugünün mücadele kuşaklarına düşen görev tam bir bilinçle, birlik ve beraberlik içinde olmak, bu soysuz entikaları, tehditleri ve tantajları boşa çıkaracak direnişi göstermek. Bunun ancak anavatan Türkiye'nin sarsılmaz güvencesiyle sallanabileceği kesindir. Bu güvenceyi günün koşullarına uygun konumlara taşımak için anavatan Türkiye ile entegrasyonu gerçekleştirmek, böylelikle Rum-Yunan entikacılığına karşı alternatif önlemleri almak tek seçeneğimizdir. Ulusal Kıbrıslığımızın bugün geldiği aşamada iç ve dış sorunlarımızın çözümüyle çal dışı kuşatmadan kurtulmak bu bağlamda alınacak etkin önlemlerle mümkündür. Bu anlamı anlamlı yıl dönümde Kıbrıs'ın Türkiye vatan olabilmesi için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi saygıyla anar, tek güvence kaynağımız ana vatan Türkiye'ye en derin şükranlarımızı sunarız. Çok teşekkürler efendim. Bundan önce de böyle çok güzel bir yazımı da almıştım. Onu takıyorum. Ben Cefan Dağ olarak yazdım geldiğim zaman. Bu yüzden sizin hatıratına böyle çok güzel bir yazımı çok teşekkürler ederim. Siz derneğinizin bu kabinet yaşayacaksınız. Biz de kendilerinizin yerini diye. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, böyle programını arz ediyorum. Şehitlik hakkında bilgi arz, gerekli forması, saygı başı ve saygı duruşu, şehitlik özel defterinin yazılması, şehitliğin gezilmesi, şehitlik hakkında bilgi arz ediyorum. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bu bölgede şehit düşen subay, başsubay, erbaş ve evler ile Kıbrıs'ı mücahitlerden bir kısmı bu şehitliği yapmaktadır. Boğaz şehitliği,
Temmuz 1974 tarihinde tespit edilmiş ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinin bir kısmı bu şehitliğe sevk edilmiştir. Ocak 1973 tarihinde yapılan bir törenle Boğaz şehitliğine tahsis edilmiş ve böylece bütün hareket şehitleri bu şehitliğe toplanmıştır. Boğaz şehri Erbaş ve Erdir. Şehitlik giriş atışının en yüksek noktasında ve mezarların bitim çizgisinden sonra anıt yer almaktadır. Anıt, birbirini kucaklayan iki kitleden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Necdetin Erbakan tarafından çelenkin konması. Saygı marşı ve saygı duruşu. Thank you.
Arkadaşlar buyurun, teşekkür ederiz. Hadi. Tamam mı? Yemek yemeyiz. Oradan biraz da görüntüler. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başkanlar ve değerli konuklar. Anavatanın tüm devlet yetkililerini, Büyük Millet Meclisi'nin büyük mutluluğunu dile getirmek istiyorum. Özellikle Barış Harekatı'na cesaretle karar veren hükümetin Başbakan Yardımcısı olan o tarihi kararın altında imzası bulunur. Her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkan, özgür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamak bizim için ayrı bir gururdur. Ve bu 22. kuruluş yıl dönümüne bu ziyaretleri ayrı bir değer ve anlam getirmiştir. Dünyaya çok önemli bir mesaj verdi. Onun için kendisine ve diğer tüm heyet mensuplarına yürekten teşekkürlerimi arz ederim. Barış ve özgürlük coşkumuzu ve heyecanımızı paylaştığınız için, hepinize içtenlikle katıldığınız için teşekkür ettiği bir borç biliyorum. Değerli konuklar, yüce Türk ulusunun siyasi iradesini ve her zaman yanımızda olan Anavatan hükümetini temsil eden yüksek heyetimizin aramızda bulunması, Kıbrıs sorununu baskıyla çözeceklerini sanan dış güçlere ve düşlerinden tırnağına kadar silahlanıp savaş hazırlığı yapan Rum Yunan tarafına çok önemli bir mesajdır. Aramızda bulunmanız dış baskıların ve tehditlerin yoğunlaştığı bu günlerde bize güç ve moral vermiş, direniş abimizi kamçılamıştır. Hayat bastığının andan itibaren değerli heyetleri Sayın Başbakan, bu heyecan daha da artmış, moral ulaşmıştır. Sabahki törende gözlemiş, yaşararak bu heyecanı hep beraber gördük ve yaşadık. Barış Harekatı'nın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen Batılı ülkelerin bu harekatın nedenlerini ve sonuçlarını hala tam olarak kavrayamaması hayret verici